Merhaba. Bugün Analog Audio Line'da konuğumuz Hakan. Daha doğrusu biz Hakan'ın evine konuk olduk. Arkada Hakan'ın muhteşem bir sistemi var. Daha sonra bir bölümde inceleyeceğimizi söylemiştik. Ve bugün biz Hakan'ın evine konuğuz. Hakan Analog Audio Line'a konuk. Evet. Merhaba. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Sen de kanala hoş geldin. Hoş bulduk. Değişik oldu bu sefer. Evet. Evet. Hem sahibi olarak hem de konuğu olarak evet. Yer alıyorsun. Biz ne kullanıyoruz? Hani onu yapalım dedik ve benimle başlayalım dedik. Mustafa evet. Seninle başlayalım dedi. Şimdi benim mütevazi bir sistemim var. Neler var? Mütevazi dediğim birkaç tane amfi. Evet. Çok iyi preamfi. Evet. Çok iyi pickup. El yapımı iyi bir speaker. Speaker, evet. Şimdi neler var? Ben biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi şu kenarlarda mono sakirdis nefeli power amplifikatörler var. Mono dizayn edilmiş bir yapıda. Sakirdis bir Yunan firması ve elle yapıyorlar amfilerini, amplifikatörlerini. Üzerinde 6C33 lamba var, 6L6 lamba var ve 6SL7 bir lamba var. 6C33 power lamba olarak çalışıyor. 6L6 ve 6SL7 de driver lambası olarak görev yapıyorlar. Üzerinde bir volume potu olmadığı için tamamen power amfi olarak çalışıyor ve bir preamfiye ihtiyaç duyuyor. Şimdi 6C33 lambanın da değişik bir hikayesi var aslında. Bir Rus tasarımı lamba bu. Askeri uçaklar için. Askeri uçaklar için yapılmış. Bir MiG-25'lerde kullanılan bir lamba. MiG-25'lerin ana radyosunda, ana radyosunun power katında kullanılan bir lamba. Böyle ilginç bir hikayesi var. Batı bu lambayı bilmiyor. Hani Ruslar bunu bir sır gibi saklıyorlar ve işte bu lambayı tasarlarken şöyle bir şeyleri var. Elektromanyetik saldırılara ve dalgalara dayanıklı bir lamba olması gerekiyor ve uçakta kullanılacağı için yüksek irtifada uçağın yaptığı hareketlerden dolayı oluşacak G kuvvetine de dayanıklı bir lamba olması gerekiyor ve gerçekten de bugüne kadar gördüğüm en sert dış yapıya sahip lamba, camı kalın. Buna rağmen sen yine de ama bir yerden bir yere taşırken bir saat soğumasını evet. bekliyorsun. Halbuki madem öyleymiş alıp sallayalım bunu evet. Deneyelim. Sonuçta uçakların içinde bunlar gerçekten de yüksek irtifalarda evet, çok hızlı hareket ediyorlar. Tabii ben alışkanlık hani o içindeki flamanların zarar görmemesi için ama bu lamba gerçekten de çok sağlam tasarlanmış bir lamba. Yani darbeye ve elektromanyetik saldırılara dayanıklı bir lamba. Bu lamba nasıl keşfediliyor? 1976 yılında Sovyet pilot Viktor Belenko bir MiG-25'i Japonya'ya indiriyor. Japonya'ya kaçıyor bu pilot ve oraya inen MiG-25 üzerinde tabii hemen bunu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de şeyiyle hani Japonlar bunu parçalıyorlar. İncelemeye başlıyorlar ve içerisinde birçok şeyi o güne kadar bu uçaklarda merak ettikleri MiG-25'ler hep bir sır olarak kalıyor o güne kadar ama o günden sonra bu sırlar artık batıya açılmış oluyor ve bu lambayı keşfediyorlar. Triot bir lamba bu tüp. Dediğimiz gibi çok sağlam, çok dayanıklı, çok farklı bir karakteri var. 1990'lı yıllara kadar herhangi bir ses devresinde kullanılmıyor bu lamba. 1990'lı yıllardan sonra ses devrelerinde kullanılmaya başlıyor. 1997'de Japonya bu lambaları ithal ediyor ve bu triyot tüpleri ithal ediyor ve EC33C ismiyle Japon tüketicilerin kullanımına sunuyorlar. O günden sonra pek çok ses devresinde, dizaynında, tasarımında kullanılan bir lamba haline geliyor.
Ben bu lambanın karakterini şöyle tanımlıyorum. Bayağı bir süredir kullanıyorum bu lambaları. Şimdi bir EL34 yumuşaklığı yok bu lambada. Ama benzer triyot lambalara göre, bir KT88'e göre KT88'den daha yumuşak, EL34'ün de yumuşaklığı yok. Dolayısıyla aslında pek çok müzik tipini, yani cazdan böyle karışık enstrümanların ve daha hızlı çalınan müzik türlerinde de performansını ben iyi buldum. Hı-hı. Yani bir KT88 mesela bana, kullandım ben. Prima Luna Prologue 2'da KT88'im vardı. Sert geliyordu ve hani o beni uzun dinlemelerde rahatsız ediyordu. EL34 çok yumuşak bir lamba. Gerçekten de böyle caz dinlerken, özellikle enstrümantal parçalar dinlerken çok keyifli bir sunumu var EL34'ün. Ama 6C33 de beni gayet memnun etti, mutlu etti ve güzel bir sunumu var. Keyifle severek, kullanıyorsun. Severek dinliyorum. Evet. Başka bir amfi daha var orada, EL34'lü. Evet, orada bir Odeon amfi var, amplifikatör var. O da bir power amfi olarak tasarlanmış, tek girişe sahip bir amplifikatör. Odeon Sterling serisi bir amplifikatör. İki tane EL34 power lambası kullanıyor. Yani pre lambaları da 5687 ve 6H1N. İki pre lambası farklı. 5687 birisi, bir tanesi de 6H1N kullanıyor. Şimdi Odeon'daki EL34'ler de, bunu da yaklaşık 2 haftadır dinliyorum ben. Murat Pancaroğlu, Murpan Audio sağ olsun bu test imkanını sundu. Teşekkür ediyorum kendisine buradan da. EL34'lerle tasarlanmış, çok temiz çalan, çok net, çok açık çalan, çok stabil bir ses veren amplifikatör. Bir yandan da yumuşak. Bir an EL34, yani çok yumuşak bir karakteri var. Tasarımı da, yani ben sade tasarımları her zaman çok seviyorum. Ve gerçekten tasarımı çok bence çok güzel. Şimdi Odeon'un ve Sakirdis'in şöyle bir özelliği var bu üreticilerin. Biri Yunanlı üretici, biri İngiltere'de bu üretimi yapıyor. Yanlış söylemiyorum inşallah. Hani baktığım kadarıyla bu şekilde gördüm. Şimdi ikisi de butik üreticiler aslında. Hani böyle çok büyük üretici değiller. Hı-hı. Çok konsept çalışıyorlar, çok butik çalışıyorlar. İkisi de elle üretim yapıyor. İşte Sakirdis tamamen point point kablolamayla, bir plaket kullanmadan, devre plaketi kullanmadan yapıyor ürünlerini. Odeon'un hem devre plaketi kullandığı, bu mesela bir PCB plaket kullandığı bir modeli, ama noktadan noktaya kablolarla elle yapılmış olan modeli de var. Ve çok butik çalıştıkları için ben ikisinin de farklı amplifikatörlerinin de, işte 300B'sini dinledim mesela Odeon'un, Sakirdis'in EL34'ünü dinledim. Her ikisini de gayet beğendim. Hani beni mutlu eden markalar oldular bunlar. Yani butik çalışmanın da aslında böyle bir güzelliği var. Çok belli ürün gamı var. Evet. İkisi de mesela Odeon'da power amfi üretiyor. Ama mesela bu bir power amfi, tek girişi var bunun. Bir preamfi kullanmamız gerekiyor. Ama eğer tek bir kaynaktan çalıştıracaksak biz bu amplifikatörü, üzerinde volume potu da olduğu için kaynağımızı direkt bağlayıp sesi de kısıp açabildiğimiz için, mesela sadece bir CD player kullanacaksak, işte bir Bluetooth receiver kullanacaksak, bir network player kullanacaksak, başka bir preamfi kullanmadan kullanabiliyorsun. Bunu kullanabiliyoruz, ama birden fazla kaynak kullanacaksak mutlaka bir preamplifikatör kullanmamız gerekiyor. Hemen altında da bir preamfi var, Luxman'in. Evet. Luxman C05 bu preamplifikatör. Bir dönem sağ ol, bana da verdin, ben de dinledim. Evet. Çok da memnun kaldığım ve bu konudan anlayan birçok arkadaşın da beğenerek dinlediği bir preamfi. Öyle değil mi? Kendi üzerinde fonokatı da var.
kendi üzerinde fono katı var. Hem MM hem MC iğneleri çalabiliyor. C05 1982 yılında üretilmeye başlanmış bir preamplifikatör. Üzerinde bir line girişi var. Hı hı. Dijital bir kaynak için bir giriş daha var. CD player bağlayabiliyoruz. Fono girişi var iki tane. Biri MM, biri MC fono bağlayabiliyoruz. Çift çıkış veriyor. Yani bu preamplifikatör iki tane power amplifikatörü besleyebiliyor aslında. İki tane çıkışı var. Hı hı. O da benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Ve üzerinde, artık da pek bulunmayan bir cihaz bu. Evet, bulunmayan bir cihaz ve gerçekten hani yapısı da bakır bir kasanın içerisine devre dizayn edilmiş. Ve dual mono yapıda bir preamplifikatör. Beslemesiyle, devrenin dizaynıyla, kullanılan komponentleriyle gerçekten de kalitesini ortaya koyuyor. Ve ben bugüne kadar dinlediğim fono katları arasında en iyi sonucu aldığım Luxman'ın içerisindeki fono katı olduğunu söyleyebilirim. Hem MM'de hem de MC'de. Döneminin de zaten çok iyi bir preamplifikatörü ve fono katı. Bunun power amplifikatörü de var. İnşallah bir gün o da onu da edineceğiz. Böylece seti tamamlayacağız. O da Luxman'ın M05 power amplifikatörü. Bu zaten set olarak döneminde çok meşhur bir, yani şu anda vintage high-end diyebileceğimiz seviyedeki cihazlar. Galiba o zaman öyle bir high-end kavramı da yoktu herhalde eskiden, değil mi? Öyle bir kavram var mıydı eski cihazlarda? Yani high-end biraz daha böyle sonradan oturmuş bir kavram. Ama hani bugün işte hani bir vintage hi-fi sistemler var. Bir de vintage high-end sistemler var. Ben bunu vintage high-end sistemler arasında değerlendiriyorum ve hani birçok otorite de bunu bu şekilde değerlendiriyor zaten. Bu kasanın da yani manyetik olmayacak şekilde bakır kaplı alüminyum kasanın içerisine yerleştirilmiş tüm devre elemanları. Çok özel bir güç kaynağı var. Şimdi o kadar iyi anlattın ki herkes bundan bulmaya çalışacak. Aramaya çalışacak. Ama yok zaten. Hani olsa biz alacağız, bulsak hemen. Vallahi bunu bana kazandırdığı için Murat Pancaroğlu'na da tekrar teşekkür ederim. Gerçekten de çok temiz, pırıl pırıl, dokunulmamış bir cihaz. Hemen altında bir Denon, o CD çalar mı? Denon CD çalar, Super Audio CD çalar. DCD 1500 AE modeli. Hı hı. 24 bit bir Super Audio CD çalar. Ondan da gayet memnunum. CD dinlemek istediğim zaman bana çok güzel bir performans veriyor. En üstte plakçalarımız var. Rega RP8. RP8, evet. RP8'im var. İğnesi onun... MC iğne ve Apeta, gene Rega'nın Apeta 2 MC iğnesi ve kafası takılı üzerinde. Rega RP8 şu anda P serisi olarak devam ediyor. Bu P'den önceki seri RP8, RP6 diye gidiyordu. Şimdi P6, P8 diye. Bu da üst düzey bir pick-up aslında Rega'nın. Çünkü bundan sonra bir de P10'ları var. P10'ları. Yani. Yeni seride P10'lar var. En üst seviyesi de P10 şu anda. Hani bunu döneminde üst seviye bir pick-up'ı. Apeta 2 MC iğneyi de ben çok beğendim. Hı hı. Yani onu da hani audiofillerin çoklukla tercih ettiği iğneler MC iğneler oluyor. Hı hı. Neden? İşte MC iğnelerin distorsiyonu daha az. Daha açık ve net çalıyorlar. Detaylı mı çalıyor? Detaylı yani. Çalıyorlar. Hani benim tecrübe ettiklerim bu şekilde. Daha geniş bir sahneye sahipler. Gene MC iğneler ayrıca. En büyük avantajı da distorsiyon. Kapla ilgili bittiyse kenarda da zaten yine Murat abinin yaptığı. Evet. Murat Pancaroğlu'nun yaptığı speakerlar. Speakerlar var. Bunlar Murat Pancaroğlu'nun tasarladığı ve uzun yıllardır edindiği deneyimlerle günümüzdeki halini almış bir tasarımı Murat abinin. Bunlar 94 dB hassasiyete sahip. 8 ohmluk transmission line yapıda bir kabinler. Ve ben
gerçekten de ilk dinlediğimde de çok beğendim. Evet. Ve keyifle de dinliyorum. Hani benim bu dinleme odamda bana gerçekten de çok lezzetli. Çok düşük ses seviyelerinde bile pek çok detayı ulaştıran, detaylı çalan, bas performansı ve tiz performansı oldukça tatminkar, açık, sahneli çalan bir hoparlör. İşte bu tam da bir fiyat performans hoparlörü. Kesinlikle tam da bir fiyat performans hoparlörü ve hani ben izleyenlerimizin, Ankara'da olanların mutlaka dinlemelerini ve Turgay abi de daha önceden konuk ettiğimiz Turgay abi de aynı bu hoparlörlere geçti. Kullanıyor, değil mi? Evet, evet. Epos kullanıyordu. K2 kullanıyordu. Epos K2 bir İngiliz hoparlörü. Ve yakın zamanda gene o da Murat Pancaroğlu'nun bu tasarımdaki aynı kabinlere geçiş yaptı. Onun yorumları da aynı şekilde gerçekten hepsi de güzel. Hepsi bu kadar mı? Aşağıda depoda başka sistemler, hoparlörler ki var ben biliyorum. Aşağıda ne var? Yamaha 1060 bir vintage stereo amplifikatör var. Acoustic Research'ün bir vintage hoparlörü var. Onu da bir Bluetooth receiver'la aşağıda hem odanın içine hem de bahçeye yayın yapacak şekilde kullanıyorum. Onun dışındaki bütün cihazlarım bu şekilde. Bluetooth deyince bu da bir, evet, Bluetooth alıcı. Şimdi bununla aslında beni tanıştıran gene Murat Pancaroğlu oldu. Clark Tekniğin bu DW20BR modeli. Bu aslında hi-fi cihazlar için tasarlanmamış bir ürün. Profesyonel ses sistemleri için tasarlanmış bir ürün. Profesyonel ses prodüksiyonlarında kullanılan bir ürün. Yalnız gene tabii Murat abi bunu önerdi, ben bunu aldım. Kullanıyorum, daha önce bir Logitech Bluetooth receiver kullanıyordum. Yani kesinlikle ondan çok daha iyi. Diyorsun. Ondan çok daha iyi. Üzerinde bir ses seviyesi var. Bir DC adaptörle besleniyor. Bluetooth eşlemek için bir düğmesi var. Bir anteni var. Ben Logitech'te hani biraz uzaklaşayım, böyle 6-7 metre uzaklaşayım. Hemen kesiliyordu ses ama bu çok uzun mesafelere kadar ses verebiliyor. Ben evin içinde nereye telefonu taşırsam taşıyayım, kesilmediğini gördüm. Balans çıkışları var. Gene çivi jack şeklinde sağ sol çıkışları var. Ben çivi jack olanları kullanıyorum. Balans çıkışları da eğer balans yapılı bir amplifikatörümüz varsa kullanabiliriz. Burada kablolar var. Ben pick-up'ta zaman zaman bu kabloyu kullanıyorum. Bu Cardass'ın, bakayım hangisiymiş. Cardass Hexlink 5C, Amerikan bir üretici Cardass. Çok kaliteli bir kablo bu. CD player'ımda DHLabs'ın, bakayım hangi modeli, Silver Sonic BL1 modeli. CD player'ımda bu kabloyu kullanıyorum. Preamplifikatörümle power amplifikatör arasında Murat Pancaroğlu'nun yaptığı bir gümüş kablo kullanıyorum burada. Gene el yapımı bir gümüş kablo. Ve hoparlörlerimde de gene Murat Pancaroğlu tarafından yapılmış Murpan hoparlör kablosu kullanıyorum. Senin bütün sistemi Murat abi yapmış, Murat Pancaroğlu yapmış yani. Kendisi gerçekten de müzikal olarak hani çok güzel ürünler hem getiriyor hem sunuyor ve ben önerilerine çok kulak veriyorum. Hani bugüne kadar da memnun olmadığım bir ürünü veya önerdiği bir cihaz. Bir de genel anlamda sektördeki şeylere göre hani böyle fiyat performans ürünleri, yani genelde şöyle söyleyeyim yani çok pahalı cihazlar var sonuçta bu sektörde. Sanıyorum ki Murat Pancaroğlu'nda hem seni mutlu eden hem de bütçeni de fazla yormayan. Evet. Yani bugüne Murat Murpan o diyor Murat abi.
fiyat performans ürünleri sunuyor. Amplifikatörlü, ithal ettiği amplifikatörlerde de, kendi yaptığı amplifikatörlerde de, gerek ikinci el, vintage ürünler de olsun, gerçekten çok temiz, müzikal olarak çok tatmin eden, fiyat performans olarak iyi. Ve ben hani bugüne kadar aldığım her ürünle ilgili çok şükür hani bir sıkıntı olmadı, ama hani abi şunun şurası şöyle dediğimde getir Hakan, evet, halledelim diye son derece yakın davranıyor ve kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Hani bugüne kadar benimle paylaştığı bilgiler, arkadaşlığı, abiliği, dostluğu için de gerçekten teşekkür ederim. Ben pek çok şeyi de Murat abiden öğrendim. Peki sistemde ben sana sormuş olayım. İyileştirmek istediğin, şunu aslında, evet, değiştirmek istiyorum, daha öteye götürmek istiyorum dediğin bir şey var mı yakın dönem için en azından? Yakın dönem için böyle bir planım yok. Şu anda aslında sistemim... Eşin dinliyor diye mi böyle konuşuyorsun? Yok. Yakın, yani istediğim seviyeye oturdu, evet, aslında. Mutlusun bunlarla, mutluyum, bu sistemle. Mutluyum. Mono 6C33'ler çok güzel bir tat bırakıyor benim kulağımda. Preamplifikatörüm Luxman C05 gerçekten de harika. Şöyle, bu Luxman'ın M05 Power amplifikatörü gelecek eklersen inşallah yani, buraya. Kabinlerden oldukça memnunum şu anda. Kablolarımdan memnunum. Bir tek power kablosu, bir onu çözmem gerekiyor. Onu çözeceğim. Onun dışında belki kafamda bir takım projeler var. Hani onları şu anda daha net olmadığı için burada, evet, söylemem çok doğru olmaz. Ama o projeleri de hayata geçirdikten sonra gene burada anlatırız. Şöyle, zaten işin bu iş biraz da kaşıntı da bitmiyor. Yani zamanında ne getireceği sanıyorum, evet, belirsiz. Benim kendim için de baktığımda 3 yıl önce ilk aldığım hoparlörlerden bugünkü elimdeki sisteme geçişim ben hayaldi zaten, evet, pek hani buraya geleceğini düşünmüyordum açıkçası olayın. Dolayısıyla 3 yıl sonra kim bilir burada ne sistem veya ne sistemler sende de olacak, evet, bilemiyoruz. Yani benim yolculuğum lambalı amplifikatörlerde Prima Luna Prolog 2 ile başladı. Hemen sonrasında Master Sound Duaventi Single-Ended L34'lü amplifikatör kullandım. Ondan sonra mono-monolara geçtim. Kabin olarak da Triangle Strat Luna 260 kullandım. Çok driverlı bir hoparlördü. Belli bir noktalarda beni tatmin ediyordu ama rahatsız ettiği durumlar da vardı. Hani bu kötü bir hoparlör anlamında değil, dinlediğim müzikle alakalı. Ve şu anda ben hani Murpan kabinlere geçtiğimde daha müzikal, daha böyle odayı doyurucu, sahne oluşturan, uzun dinlemelerde yormayan, özellikle şu anda 6C33 lambalarla, L34'le de aynı şekilde keyifle oturup burada müzik dinlediğim bir sistemim oldu. Dediğim gibi bazı projeler yapmayı planlıyorum, planlıyoruz. İnşallah hayata geçtikten, evet, sonra onları da burada sunarız. Senin aslında yapacak tek şey kalmış, vakit ayırıp dinleyebilmek. Dinleyebilmek. Tabii son zamanlarda çok fazla vakit ayıramadım. Hani kendi işlerin, profesyonel hayatta çalıştığımız işlerden dolayı. İnşallah bundan sonra biraz daha fazla vakit ayırıp dinleme yapacağız. Süper. Hem bizi evine konuk ettiğin, hem sistemini tanıttığın, anlattığın için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genel anlamda sistem veya herhangi kanalla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi şimdi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim en şey yaptığımız şey konu. Ya hiç şey değil. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir videosu var. Açın onu izleyin. Ama onu izleyin. Onun abonelikle alakalı bir videosu var. Biz bir şey demiyoruz. Çok öyle diyelim. Çok esprili bir video. Evet. Şaka bir yana, şimdi gerçekten de biz abone geldikçe bir mutlu oluyoruz. Hani biraz daha böyle enerjimiz artıyor. Hani bunları üretirken daha keyifli yapıyoruz. Evet, evet. Ve izleyenlerin de baktığımız zaman istatistiklere, yani %50'ye yakını abone olmayanlar. Hani videolar izleniyor, yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor ama izleyenlerin %50'ye yakını abone olmayan izleyiciler. Lütfen abone olursanız
Bizi motive edersiniz, bizi mutlu edersiniz. Videoları beğenirseniz ve yorumlarınız varsa, eleştirileriniz varsa bunları da yorumlara yazarsanız mümkün olduğunca bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Benim aslında daha da önemsediğim o yorumlar kısmı. Yani yorumlar kısmında iyi veya kötü, mutlu veya mutsuz oldukları. Mesela bir önceki bölümle alakalı kameranın hareketinden mutsuzlardı. Evet. Bu sefer ona özen göstererek hepsini tripod üzerinde, slider üzerinde çektim. Yani hepsini, yorumları mutlaka okuyoruz, mutlaka cevaplıyoruz, mutlaka da dikkate alıyoruz. Evet. İyi veya kötü, hangi yorum varsa hepsini dikkate alıyoruz. Sizin bir sisteminiz var ve konuk olmak isterseniz lütfen bize yazın. Analog Audio Line'a Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz veya mail kanalıyla da ulaşabilirsiniz. Değerlendiririz. Başka ilde olmanız da önemli değil. Bir gün konuk olabiliriz oraya da. Evet, seve seve. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.